Evet, yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Öncelikle kanala hoş geldiniz. Bugün yanımızda 2007 BMW E60 ve onun nadide sahibi Orhun İsa İlerisoy. Eyvallah kardeşim. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Sanki ilk defa geliyormuş gibi. Orhun'u biliyorsunuz arkadaşlar, yakinen tanıyorsunuz, yakinen. Birçok böyle videomuz da çıktı. Kendileri sağ olsunlar. Genellikle BMW videolarında çıkıyor zaten. Evet. Neyse, şimdi arabası BMW 5 serisi 20 dizel. Yani 2000 motor bir hacme sahip. Ondan sonra içi dışı LC'yi ama motor ve şanzıman olarak eski tip. Aynen eski 163'lük tip. Aynen bunlar döküm blok oluyor ve daha sağlıklı oluyor, evet. Daha dayanıklı oluyor. Biraz zor bulması. Çünkü hani hem içi dışı LC'yi olacak. Bir de M-Sport olacak. M-Sport olacak bir de. M-Sport. M-Sport. Biraz evet, daha kanka. Zor bulunan bir kombinasyon. Bir şey yapsana, tarihçesinden bahsetsene bir arabanın. Ne zaman aldın, kilometre şey. Aracı 2017'de aldım. 1 Aralık 2017'de. Allah nasip etti. İlk sahibinden aldık, çok şükür. Aracı aldığım zaman... Kanka bu tarafa. Aracı zaten... aracı aldıktan sonra direkt kafamda zaten oluşturduğum planlarım vardı. Onları gerçekleştirmeye başladım aldıktan sonra. Bunların başında ne vardır? Yazılım. Yani çünkü bunlar 160'lık motorlar, birazcık hantal. 177'lik ve 184'lük versiyonlara göre. O sebepten dolayı araca direkt bir yazılım ve güç artışı istedim. Ona dair altyapı hazırladık. Onlardan detaylı şekilde bahsedecek olursam ne yaptık arabaya? Katalizör iptali ve DPF iptali yapıldı. Downpipe yapıldı. Zaten onu Efkan kardeşim sağ olsun hediye oldu biraz. O videoyu zaten bak, güzel izlendi. Ondan sonra ne yaptık? EGR iptal kiti taktık. Race pipe. Bir de bunların kroniği. 160'lık motorların en büyük kroniklerinden birisi. Emme manifoldunda flapleri var. Bunun kapakçıkları var. Gaza bastığınız zaman o kapakçıklar, küçük kapakçıklardır, açılıp kapanıyor ve gaz akışını sağlıyor. Bu parçalar zamanla kurum bağlayarak kırılıp motorun içine girebiliyor ve motoru yaptırmanız gerekebiliyor. Rektifiyeye evet. Kadar gidiyor işte. O yüzden onu direkt alır almaz iptal ettim. 230 bin kilometrede aldım aracı. Ondan da belirteyim. Onun haricinde şanzıman yağını değiştirdim. Bu arada bir parantez açayım. O kapakçıkları, flapleri iptal edince tabii soğuk zamanlarda biraz arabanın... çalışması zorlaşıyor tabii çünkü ki. Çünkü önden yazılım olduğu için soğuyor. Onun haricinde turbomuz ve intercooler'ımız zaten orijinal. Ancak rektifiye ettirdim turboyu. Revize ettirdim yeniden. Onun haricinde şanzıman yağı filtresi değişti. Evet. Genel bakımlarını, ağır bakımlarını yaptık. Belli çok bir miktar geliyor. Harcayarak. Aynen. Yaklaşık hani şu an yaptırmaya kalksanız 25-30 bin liralık bir harcama yaptım toplamda. Ama ben o zamanlar 11-12 bin liraya çıkardım komple. Ama yapılması lazım. Evet, yapılması kanka. Gerekiyor. Kafanı böyle bir araba biniyorsanız ve bu kilometrede bir araba biniyorsanız isterse BMW olsun, Mercedes olsun, Audi olsun, ne olursa olsun bu paranın harcanması gerekiyor. Hele ki turbo dizel bir arabaysa. Kanka, onun haricinde araca bakıyorum çünkü evet. Hatırlamaya çalışıyorum ne yaptık ne ettik. Oğlum farkındayım da gitle dönün. Zaten içi arabanın düzgündü işin açığı. Yani kilometresine göre 230 bin bir arabaya göre gerçekten aynen. İçi çok kanka, diri geldi güzel, bana. Güzel. Zaten kim görse şey diyor nasıl ya. En çok da zaten içinden kaynaklı. Arabanın hani iç kozmetiğinin ve dış kozmetiğinin yerinde olmasından dolayı arabayı tercih ettim bu arabayı. Bir de kanka şöyle bir şey var şimdi bunlar çok alsat evet, arabası. Çok el değiştiren arabalar. O yüzden hani çok... böyle kekoların eline düşünce araba çok kötü oluyor. Senin buradaki şansın ilk sahibinden evet, almak evet. Ve yaşlılıca. O büyük bir avantaj oldu. Orta yaşlı bir abimizden aldık. Evli, baklı, çoluğu çocuğu olan bir aile babasından aldık şimdi arabayı. Şimdi içi yani 100-150 bin kilometredeki o civarda gösteriyor. Bir araba gibi. Aynen, o civarda gösteriyor. Tabii zaten biz de iyi baktık. Koyarız. 4,5 yıldır araba bende zaten. O süre zarfında da ben tabii özenli bir şekilde arabayı yıkadım. İçini özenli bir şekilde temizledim. Hastalıklı ya. Evet, yani kötü ürünlerle yıkanmadı, temizlenmedi. O sebepten dolayı da herhangi bir zarar vermedik arabaya. Polisaj da yapmıştık bak daha. Aynen. Onun da videosu aynen. Var. Bayağı biz video var. Bir polisaj yapmıştık. Onun haricinde ne yaptım? Arkadaşlar bunların kroniklerinden ben birazcık bahsedeyim. Alacak arkadaşlara bir yönlendirme olsun. Aynen. Olumlu olumsuz yanları kanka. Önce bir mekanikten tamam. Şöyle başlayayım. Mekanik olarak bu arabada en büyük kronik sorun krank kasnağı dediğimiz parça.
Krank milinin bağlı olduğu kasnak mili zamanla alüminyum parça olduğu için eğilebiliyor yüksek evet. geometrilerde. Biraz daha gel kanka. Arkadaşlar arabayı görsünler. Bir önceki videoda şey demişlerdi ya arabayı biraz görelim gibisinden. Şöyle biz biraz kenara kaykılalım. Birinci kronik gel. Olarak krank kasnağı. Zaten ikincisinden bahsetmiştik. Bu flapler. Aracın flapleri emme manifoldundaki onlar biraz sıkıntı. Kurumdan kaynaklı. Euro 4 motor olduğu için tabii ki kurum biraz daha fazla oluşuyor bu motorlarda. Evet. İster istemez. Onun haricinde arabanın belli başlı bir kroni yok. Her turbo dizel araçtaki gibi enjektör ve turbonun bakımı önemli. Enjektör evet. ve turbonun iyi durumda olması gerekiyor. Aksi takdirde turbonun emme manifolduna yağ basması sonucu aracın sıkıntı geçmiş yani olsun. Kapaklar falan kapak evet. falan komplelden geçmesi gerekiyor o noktada. Şöyle bir not düşün. Bu arabanın bloğu döküm ancak kapağı alüminyum. Bu aradaki uyumsuzluktan kaynaklı olarak da contası tabii normal bir araca göre daha kısa sürede işlevini evet. kaybediyor. O yüzden mutlaka alacak arkadaşlar üst kapağa kadar en azından açtırıp ustaya güzelce kapağın contasını değiştirip temiz bir işçilikle sonrasında yağ soğutucuda kontrol ettirerek aracın bakımını o şekilde yaptırması, ağır bakımını. Bunları tavsiye ederim. İşte bu genelde yapılmıyor. Aslında evet. yani insanlardan bizim gibi biz şimdi biraz hastalıklı olduğumuz için aslında nedir, hastalıklı ne değil. Yani hastalıklı insan da vardır. Nedir? Araba hiç binmez. Kontağına basmaz, yatırır. Yani biz biniyoruz da. Biz biniyoruz da. Aracın zaten konforunu herkes biliyor. Ya E60'ı aslında E60 olarak tanıtmaya çok da gerek yok. Bineceğe yönelik ben anlatmak aynen. istiyorum. E60 zaten bilen biliyor. Evet. BMW'nin efsane 5 serilerinden. Kasa ve gerçekten olarak, konfor yani, olarak ve kasa olarak çok güzel. Ha, bu arabanın ekstra olarak bilinmeyen bir özelliğini söyleyeyim. Gerçekten çocuğa ver kullanır. Yani evet. şöyle arabanın görüşü çok güzel bir kere. Ön cam görüşü, göğsün yüksekliği ideal. Ekranın konumlandırılması ideal. Evet. Arabanın herhangi bir şekilde sağını solunu kapatan bir durum yok. Mesela ben F10'la bunu karşılaştıracak olursam eğer bunun kullanışı ve görüşü gerçekten evet. daha rahat. Ayna görüşü, arabanın arkasını F10 görme olayı fark ederken şey ve şerit değiştirirken arabayı aynalardan daha rahat görebiliyorsunuz E60'ta. Öyle bir kolaylığı var. Onun haricinde aracın parçası öyle aman aman çok pahalı değil arkadaşlar. Niye? Onu da söyleyeyim. BMW'nin parçacısı çok olduğu için yedek parçacısı. Hı-hı. Yan rekabet sanayisini ucuza alabiliyorsunuz çünkü rekabet büyük. Bu sebepten dolayı da firmalar birbirleri rekabet sürecinde olduğu için sürekli olarak. O yüzden parça fiyatları bir Mercedes'e nazaran Mercedes ya da bir Volvo'ya göre Audi'ye göre çok daha uygun ve çok seçenekli olarak bulabiliyorsunuz. Ya burada da şunu söyleyelim. Şimdi uygun diyoruz. Şimdi şey derler hani yüksek ihtimalle. Bir neresi uygun değil mesela. Tabii ki. Yani hani şimdi, neresi uygun diyebilirler. Her şeyin fiyatı pahalı segment, ama biz... Araca segment olarak bakacak olursak aynen. parçası rahat bulunabilir ve gerçekten fiyat olarak da çok aman aman abartı fiyatlar yok. Yok. BMW parçasında. Aynen. Bizzat çünkü şahit olduğum bir durum bu. Onun... Dolardan falan dolayı yüksek tabii yani. Tabii şu an yükseliyor. Şu an her şey yükseliyor. Renault'a da bakım yapsan yükseliyor şu aynen anda. Aynen. Yani şu an zaten bir arabanın yağ bakımı 1000 liranın altına çıkmasının imkanı yok. Yani evet. Opel'e bin istersen, istersen Peugeot'e bin. 3 aşağı 5 yukarı 1000 ile 1500 lira arasında bakım aynen. çıkıyor. Bu arabanın da 1250 liraya çıktı yağ bakımı. Mesela en son yaptırdığım bakımda fiyatını söyleyeyim. Evet. Onun haricinde dediğim gibi yani kronik rahatsızlıklarını arabanın ilk alır almaz 2017 yılında yaptırmamın ben büyük rahatlığını gördüm. Evet. Yani ne oldu? Satmayı düşündüğüm zamanlar olsa dahi arabaya yine de para harcamaya devam ettim arkadaşlar. Çünkü siz bu arabaya biniyorsunuz, bu sizi taşıyor. Her ne kadar olarak ben zaten arabaya çok binmiyorum deseniz de bunun hastanesi var, acil durumu var. Acil bir yere gitmeniz zaman start stop tuşuna bastığınız zaman arabanın çalışıp evet. yürüyebilmesi gerekiyor. Bir de yollarda bir sürekli çalışan bir şey evet, alet. Yani onun haricinde bu araba için M47 motor özellikle. M47 ve M57. M57 motor 6 silindir 5.30'larda çıkan motor. Hı-hı. O da döküm blok. Bu iki kardeş motor M47 ve M57'nin evet. en büyük sorunu kış şartları. Kış şartlarında bu arabalar kızdırma bujilerini komple sıfırda taksanız, kızdırma beyinde sıfır taksanız yine de bir de yazılımlıysa, ekstra evet. filtreleri iptalse, EGR gibi falan. Flapler vesaire. Önden soğuğu komple yediği için o sebepten dolayı biraz kışın çalışmakta ilk startta zorlanıyorsunuz. Yarım kontakta arkadaşların 20-30 saniye bekletmesini tavsiye ediyorum o yüzden çalışma önce soğuk havalarda. Ama yazın. Yazın şak diye alıyor, sıkıntı yok. Aynen. Tamam, süreç. Çok mekanikten bahsettik. Evet, tamam. Çok mekanikten bahsettik. Bitmiyor. O zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde dışa da geçeyim. Aynen. Dış olarak da bu arabaların en kronik sıkıntısı şu arkadaşlar. Arka ve ön cam fitilleri. Arka cam fitilleri zamanla parçalanıyor. E serisi genellikle böyle. Evet. Bu arka cam fitillerini ve ön cam fitillerini çeşitli BMW parçacılarından orijinal ya da yan sanayi olarak bulup değiştirtebilirsiniz. Camcılar bu konuda yardımcı olurlar. Evet. Silecek kolu kronik dışında. Silecek kolunda değişik bir mekanizması evet. var ve oradaki bilya zamanla paslanıp kırılabiliyor. O da ses yapabiliyor ya da evet. Bozulabiliyor, kopabiliyor. Bu da çok pahalı bir parça değil. Ondan not olarak düşeyim.
Yani şu anki fiyatı herhalde 300-350 lira civarıdır. Silecek mekanizması komple. Onu da alıp bir elektrikçiye 100 lira işçilik vererek değiştirtebilirler arkadaşlar. Onun harici dışında gerçekten bir kroni yok arabanın. Zaten farı, stopu, üstündeki ledleri, bu kaşları ömürlük yanıyor arkadaşlar. Gerçekten herhangi bir müdahaleye gerek kalmıyor. Yani çok nadir hani çeşitli elektronik aksaklıklardan dolayı, arabada şase varsa ya da gizliliklerden fazla açtılarsa ledin şeyini, kuvvetini, ömrünü kısaltıyor. Tamam o zaman şimdi şuna geçelim. Neye geçelim abi? Evet çok uzuyor yoksa dolmuş hemen ya, geçelim. Adamın içi dolmuş. Doldum be birader. Kanka şimdi senin arabanda M-Sport olduğu için neler var? Mesela premium pakette falan onlarla kıyasladığımızda neler var? Ben hemen onda notunu düşeyim. M-Sport modellerde standart paketlere nazaran aracın koltukları farklı. Recaro dediğimiz ön baldır destekli koltukları var. Evet. Bu koltuklar bu modellerde genellikle yarı elektrikli çıkar. Ancak tam elektrikli daha dolu modellerde var. O tamamen opsiyon seçeneğidir. Benim aracımdaki yarı elektrikli. Öne arkaya alma kısmı manuel. Ancak yukarı aşağı ve bel sırt ayarı elektrikli bir koltuk. Isıtma opsiyonu var ekstra. Çoğunda olmuyor M-Sport'ların. Bazılarında var, bazılarında yok. Yine o da opsiyon. Logic 7 sistem var. Ya, o zaten Logic var ya. Logic 7. O da Harman Kardon'un zaten bir alt şeyi markası. O kırmızı HiFi çizgimiz sistem, yani. HiFi sistem gerçekten çok güzel bir olay. Evet. Arabanın içinde akustiği müzik dinlerken konser alanında dinliyormuş gibi hissediyorsun. Akustiği çok güzel. Logic 7'de de herhangi bir amfisiyle alakalı bir sorun yaşamadım çok şükür. Sadece bir arka sağ upholder'ı patlattı. Onu da 750 lira verdik, değiştirdik abi. Orijinaliyle bulduk bir şekilde. Peki, tavanımız... Tavanımız siyah. Antrasit tavan. Aynen, antrasit o tavan. Fark var premiumlardan ve standartlardan. Şimdi bu arabanın bir piyasa değerlendirmesini yapalım. Sen kanka şunu anlatabilir misin? Şimdi mesela Scirocco'da da öyle 300'e de var, 500'e de var. Hani çok fazla piyasası şey çok var. Geniş bir skalası var abi, fiyat skalası. Yani 180-190 bin lira de şu an arkadaşlar E60 var. Gerçekten var. E60 mı ne kadar E60 bilinmez ama 180-190'a da var. Ama 450'ye 500'e giren de var E60 ilanı. O da benim için işin açığı 500 bin lira vermek çok bana mantıklı gelmiyor. Aynen. Yani benim için de o rakamlar üst seviye. Ama şu an bu arabanın hani temizinin ve gerçekten kilometresinin düşürülmemiş olanları. Yani aynen. Genelde çünkü 170-180 bindekiler var ama içi haşat arabanın yani. İçinden belli ediyor zaten. Yani düşmenin kimse söylemesin. Hayır, yani düşürüldüğünü bizzat kendin bakarak şahit oluyorsun yani anlayabiliyorsun. Orijinal kilometrede yani 250 bin, 300 bin kilometrede bakımlı, gerçekten 3-4 parça boyası olan, çok ağır kazası olmayan, değişeni olmayan ve dolu bir arabayı 350-400 bandına alabilirsiniz. Bu rakamlara E60 alınabilir. Yani alınmaz değil, alınabilir. Zaten araba hani altın pul olmaz. Bu arabaların zaten herkes biliyor, değerli arabalar. Evet. Ve artık piyasada temizi nadirleşti, çok, çok az. Yani dolu ve temiz bir araba denk getirirseniz arkadaşlar 350 ile 400 bin lira arasında değerlendirebilirsiniz. Ama bu da çok kısa sürecek bu fiyat şeyde. Evet, 177'lik alınır mı? 177'lik tabii ki alınır, niye alınmasın? Para harcanırsa yine o da gayet temiz motor ve gayet de az yakıyor buna göre, biraz daha az yakıyor. Performansı da çok daha iyi. 177'lik 180'lik joystick arabalarda da nelere dikkat edecekler? Zincir bakımının mutlaka yapılması gerekiyor. Alır almaz kesinlikle yaptırsınlar, hiç güvenmesinler. Yapıldı deseler de. Aynen çünkü öyle. Kimin yaptığını bilmiyorsun aslında. Ve sente ayarını düzgün yaptı mı yapmadın bilmiyorsun. O yüzden sen kendi güvendiğin bir BMW ustasına, bir BMW servisine bunu yaptırırsan kafan rahat eder arkadaşlar. Zaten ilanlarda da herkes yaptırmış. Ağır bakımları, zincir bakımları işte yeni yapılmış. Ben yani tüm ilanlarda şöyle söyleyeyim. Efkan biliyorsun bizim zaten sanayide büyük bir çevremiz var. Evet. Enes abi zaten biliyorsun. Zaten bizzat sanayici ve yani servisi var. Onunla aynen çok yakınız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Zincirin değişip değişmediğini zincir sesinden anlayamazsınız. Hani bu ses kesme olayı bu katkılarla gerçekleştirilebiliyor. Yine aynı şekilde kapak sorunu var arabada. Kapak kaçıyordur. Kapağı da ilacı atıyorlar abi. Araba komp testten sorunsuz geçiyor kapak testinden. Alanın elinde jokluyor. Sonra arabaya kapak motor yaptırmak zorunda kalıyor. Bunlara dikkat edelim. Mutlaka o yüzden alır almaz. Aldı hatta ilk gün
motoru gidip baktırırsa ustaya, söktürmeye başlarsa en azından bir arabayı geri al kardeşim, sattığın arabanın kapağı çatlak çıktı deme şansları olabilir. O yüzden evet, mutlaka alır almaz bakımına yeltensinler alacak arkadaşlar. En azından cebinde kafaları rahat bin lira olacak kanka. Evet. Yani 350'ye arabayı aldı. 20-25 bin lira da arabaya bakım yapacak bir parasının olması gerekiyor. Aynen. 350'ye zaten araba alıyorsan yani kısmayacaksın. Harcayacaksın yani. Tabii. Yani 20-25 bin lira bakımına para vereceksin. Ya bakımına da gidip işte sıfıra yakın B segmenti bir araba alacaksın. Leon alabilirsin. Hani. Ya da ondan sonra ne alabilirsin? Clio alabilirsin. Aynen öyle. Megane 4 alabilirsin. Yani hem ben bu arabaya evet, bineyim, hem para harcamayayım, olmaz. Yani bu arabaya yani biniyorsanız ve kilometresinde gerektirdiği bakımları yapmanız gerekiyor. Aynen öyle. O şekilde. Şimdi o zaman toparlayacak olursak, arabadan memnun musun? Çok memnunum. Zaten yani bu kadar zamandır biniyorum. Hani gerçekten bazen zorla elimizi sıkanlar oluyor. Sat ne olur, Allah aşkına ver ne olur, ölümü gör ver falan. Vermiyorum çünkü gerçekten içime sinmiyor. Yani bu arabayı vereceğim insanın da en az benim kadar titiz, temiz ve düzgün binmesini isterim. Ya çünkü değil mi, o bir hastalık. Çok nadir kaldı artık ve evet, gerçekten biliyorsun beni de. Yani E92'sinden tut yani BMW'nin çoğu kasasına zaten evet, binmiş bir insanım. O yüzden hani sattığım arabalarda da her zaman olarak ticaretim yapacağım insanlara dikkat ediyorum bu konuda. Siz de temiz ve düzgün insanlardan E60 almaya özen gösterin. Özellikle BMW almaya diyeyim hatta. Oranın altını çizelim. Gözünüz açık olsun alırken. Şimdi o zaman bir içine geçelim, bir de kısaca içinden bahsedelim. Şimdi arkadaşlar arabanın içerisine geçtik. Kozmetiği iyi seviyede. Şu olmazsa olmazımız gel bahtımın karbeyazı. Bunda mesela sevdiğim en güzel şey kanka şu göğsünde hastayım evet, arabanın. Çok göğüs, güzel çok tasarım. Güzel çok duruyor. Tatlı, çok yakışıklı böyle. Mesela bazı yatmışlarda şey olmuyor. Şurada göz olmuyor. Evet, bazılarında yok. Opsiyon. Değil mi? Çok opsiyon, ilginç bir şey aslında. Böyle klima paneli bir değişik duruyor evet, falan. O analog göstergelerde öyle oluyor. Hı-hı. Dijital klima değil de analoglarda o şekilde oluyor. Vites topuzumuz dediğimiz gibi joystick değildi. O evet, yüzden eski tip. Arkadaşlar iç tarafında ben bir şey unuttum, onu söyleyeyim. M-Sport modellerde antrasit tavan, siyah tavanlarda ön taraftan güneş çok yiyince buralar, bu parçalar zamanla kırışıyor. Evet, bu aklınıza yanlış bir şey getirmesin. Yani araçlarda airbag mi açık acaba, niye burası böyle falan, o şekilde aklınıza bir şey gelmesin. Bu zamanla güneşte dibindeki yapışkan kavluyor ve bunlara buruşuyor güneşten kaynaklı evet, arka direkler ve ön direkler. Bunları da yani yaptırabilirsiniz. Ben yaptırdım. Siz de yaptırabilirsiniz. Hı. Yine bir başka bir hoş bir şey. Yani mesela bu F10'da falan yok abi. Evet, yani bardaklıklar çok. Ve bunlar çalışıyor. Şöyle göstereyim. Her şey faal çalışıyor. Ya bu mevzu çok garip evet, ya. Çok hoşuma gidiyor benim. Onlar yani kozmetik dediğim gibi genelde şuraları kırarlar abi. Hı. Şurada bir torpidomuz var şu şekilde. Burası iki göz şeklinde ayrılıyor zaten. Hı hı. Bir de şurada bir göz var. İki taraflı. Tabii aynen, dolu benim zıngazım. Onun harici neden söylerim? Start stop tuşu siliniyor genelde. Bunu da ben AliExpress'ten aldım. Hı-hı. Çin'den getirdim. Çok ucuz bir rakam. 50 liraya almıştım şu tuşu. Onu da kendim değiştirdim. Onun harici arabanın zaten koltukları yarı kumaş, yarı deri. Ortası kumaş ve herhangi bir temizleyiciyle yani, silindiği zaman çok rahat lekeler çıkıyor. Çok evet, emen bir şey değil suyu falan. Kenarları da deri. Buraları da zaten ben bir işlem yaptım. Biraz bir bakımını yaptık derilerin. Düzgün temizleyince buralarda yine aynı şekilde bu tuşlarda bir silinme vesaire olmuyor arkadaşlar. pH nötr temizleyiciler var. Hani hı-hı, onlarla temizlediğiniz zaman iç temizlik ürünleri de bir sorun olmuyor. Koltuk ısıtmalarımız koltuk burada. Koltuk ısıtmalarımız orada. Aynen. İşte onlar, park yardımı şu olmaz koltuğunuzu DTC. Anahtar nerede abi? Onu gösterelim. Şu şekilde anahtarı kapıyorsunuz. Abi çok güzel. Direkt ya, Logic 7 devreye giriyor. Isıtmalarımız şu şekilde yarım kontakta çalışıyor. Oraya da bas abi. Park sensörümüzün hepsini açtın yani. Var ne yoksa. Park sensörüne buraya basınca mesela şuradan direkt park sensörü menüsüne de geçiyor. Arabayı gösteriyor burada. Ama niye E39 koymuşlar onu anlamadım. Anaa. 39 lan. Hmm, 39 koymuşlar usta. İlginç. Böyle park sensörü menüsü var. Klima tuşlarına şuradan da ulaşabiliyorsunuz mesela. Buradan bana sıcaklığı vereceği yere ayarlayabiliyorsunuz. Alışınca çok rahat oluyor. Arkadaşlar E60 videomuz da böyleydi. Kanka çok teşekkür ederim. Kanka ne demek zaten için. Ne zamanları çekecektik bir ayarlayamadık. Aynen. Bugüne nasip oldu. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir de videoyu beğenin abi. Şuradan da bir abone olun. Ondan sonracığıma. Güzel bir şey olacak. Bu rehber videolar evet, en azından alacaklara, satacaklara falan hani bir genel bilgilendirme oluyor. Aynen. Başka da diyeceğimiz bir şey kalmadı. Dediğim gibi yorumlar kısmında sorularınız olursa biz cevaplarız yine videoda bahsetmediğimiz şeylerden. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Var mı eklemek istediğin bir şey?
Herkese hayırlı pazarlar. Buradan bütün Türk milletinin hepsi. Sus. Hadi görüşürüz arkadaşlar.